Merhabalar, hepiniz Gazi Üniversitesi Fen Fakültesi Bilim Söyleşilerine hoş geldiniz. Bu haftaki konuğumuz Koç Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümünden Profesör Doktor Ersin Yurtsever. Öncelikle Ersin Hocam'a bizim davetimizi çok hızlı bir şekilde nazik kabul ettiği için huzurunuza teşekkür ediyorum. Umarım çok güzel bir etkinlik olacak. Ersin Hocam doktorasını 1976'da Virginia Commonwealth Üniversitesi'nden almış. Daha sonra bir miktar Almanya Bielefeld Üniversitesi'nde çalışmaları var. Daha sonra ODTÜ'de ve Koç Üniversitesi'nde çalışıyor. Halen de orada öğretim üyesi. Genel araştırma alanları kuantum mekaniği ve istatistik termodinamik. Son zamanlarda uğraştığı konularda zayıf etkileşimler, özellikle astrofizik gibi yıldızlararası ortamda gerçekleşen zayıf etkileşimlere ilgisi var. Kendisi TÜBA üyesiydi uzun bir süre. Daha sonra Bilim Akademisi kurucu üyeliğini yaptı ve halen üyelerinden bir tanesi. Son zamanlarda önemli ilgi alanlarından biri de bilimi, bilim felsefesini, Bilim Akademisi'nin popüler bir iletişim organı olan sarkaç.org üzerinden biz araştırmacılara ulaştırmak üzerine. Hocam buyurun, ilgili dinliyoruz. Teşekkür ederim Yavuz. Bu nazik davet için ve tanıtım için. Şimdi bu konuşmayı değişik alanlardan insanlar dinleyeceği için bilimsel bir çalışmayı anlatmak yerine daha genel bir şeyi konuşmak istedim. Genel bir konu üzerindeki düşüncelerimi paylaşmak istedim. İnsanın saçları beyazlaşmaya başladığı zaman biraz daha böyle, hani bir yandan hala problemleri çözmeye uğraşıyorsun ama bir yandan da dünyada neler oluyor, bizde neler oluyor, bütün bunları bir perspektif içine koyma araştırmalarımızı çalışıyoruz. O nedenle bilimin bir araştırma sonucundan ziyade bilim ne için ve nasıl yapılır gibi bir soru üzerinde konuşmak istedim. Şimdi neden böyle bir konuşmayı seçmek istedim? Bugün bir hesap yaptım. Benim yüksek lisansa başlayışımın 50. yılı. Bu 50 yıl içerisinde binlerce konuşma dinledim. Yani lisans bitirme tezi yapan lisans öğrencilerden tutun Nobel kazanmış bilim insanlarına kadar büyük bir spektrum içinde pek çok konuşma dinledim. Pek çok insanla çalışma fırsatı buldum. Bu konuşmaların sonunda, ha bir de buna ek olarak bir dizi akademik yöneticilik görevi nedeniyle herhalde okuduğum akademik özgeçmiş sayısını birkaç bin olarak ifade edebiliriz. Bunun içerisinde yükseltmeler var, atamalar var, işe almalar var, ödüller var, üye seçimleri var vesaire vesaire. Bütün bunların sonunda kendi düşüncelerim içerisinde doğru bilim nedir gibi bir kavram oluşmaya başladı. Tabii bu çok subjektif bir kavram, benim olaylara bakışımla ilgili. Ve bu konuşmada size doğru bilim hakkında bazı düşüncelerimi değişik örneklerle böyle bir potpourri halinde sunmak istiyorum. Tabii burada bir didaktik bir konuşma, yani size bilim nasıl yapılır öğretmek gibi bir amacım yok. Ama belki kendi kendinize bazı soruları sormanıza neden olabilir. Yapılan iş veya etrafınızda gözlediğiniz bilimsel çalışmaları başka bir gözle değerlendirme şeyi çıkabilir ortaya, olasılığı çıkabilir. O nedenle görüşlerimi sizle paylaşmak istiyorum. Sorularınız olduğu zaman da moderatör sevgili Yavuz vasıtasıyla sorularınızı iletebilirsiniz. Ben mümkün olduğunca düşüncelerimi açıklama çalışacağım. Bir, demin dedim, kişisel olarak pek çok gözlemim oldu. Bunları bir araya getirmeye çalıştım. İkincisi, teknolojinin gelişimiyle bilimsel verilerin, bilimsel bulguların paylaşımı çok büyük bir gelişime uğradı. Yani bir aslında paradigma değişimiyle karşı karşıyayız. Bu nereden kaynaklanıyor? İki tane ana faktör var. Bir tanesi, bilgiye ulaşmak kolaylaştı. Ben öğrenciyken çıkan dergi sayısı, benim okumam gereken dergi sayısı 6-7 idi. Bunlar da en hızlı basanı ayda bir çıkıyordu. Bütün çıkan dergileri okuyabiliyordum. Şimdi böyle bir şansım yok. Binlerce dergi var takip edilmesi gereken. Science Citation Index'i, Web of Science'i herkes kullanıyor. İki şey yazıyorsunuz, bütün işler dökülüyor.
Web of Science, Science Citation Index kitap halinde basılırdı. Ayda bir gelirdi ve kütüphaneye gidip o dergiyi alıp oradan kimler ne yapıyor, kimler ne kadar atıf oluyor, ne konuda atıf oluyor, ne konuda çalışmalar yapılıyor, bunları takip etmeye çalışırdık. Şimdi her şey bir tıkla karşınızda. Artı iletişim son derece arttı. Makalelere ulaşabiliyorsunuz, kişilere ulaşabiliyorsunuz. İnsanların bu çalışmaların nasıl değerlendiğini gözleyebiliyorsunuz. Bu kadar iletişim teknoloji sayesinde çabuklaşınca dünyada da bu paradigma değişiminin sonuçlarını tartışan, bazı konulara karşı çıkan çok sayıda insan oldu. Ve dediğim gibi teknolojiyle beraber biz bütün bu tartışmaların içerisine dahil olabiliyoruz. Benim takip ettiğim 4-5 tane newsletter var, bir sürü site var, bir sürü yazı var. Yani bilim nasıl yapılır, yanlışlar nelerdir, bunlar nasıl değerlendirilir konularını tartışan pek çok şey var, ortam var. O nedenle burada da onların bir kısmını bahsedeceğim. Biz ne yapmalıyız bu durumda? Benim kafama göre düşündüklerimi anlatmaya çalışacağım. Şimdi bilim ne için diye başladım. Bu tabii çok çok klasik bir soru. Ta öğrenciliğim zamanında, o zaman ciddi bir sağ sol ayrımı olan yıllar, büyük tartışma şuydu: sanat sanat için mi yapılır, toplum için mi yapılır? Bunun tabii herkes kendi kafasına göre bir cevabını veriyor ve kimse öbür şeyi de kabul etmiyor. Bilimde de aynı şey büyük ölçüde geçerli. Ben teorik kimya yapıyorum. İlk teorik kimyaya girdiğim zamanlar işte Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde lisansüstü çalışmaya başladım. Bu arada benim çalıştığım master hocam da uzun seneler Gazi Üniversitesi'nde hizmet verdi, emekli oldu, Sayın İskender Öksüz. Kendisi benim hayatımı, bilimsel hayatımı etkileyen insanların ilkidir. Kendisine çok çok şükran borçluyum. Şimdi o zaman arkadaşlarım, bilhassa devrimci gruptan arkadaşlar geldiler, derler ki ya arkadaş, sokakta işçiler aç. Senin yaptığın teorik kimya bu işçilere nasıl, onların karnını nasıl doyuracak? Ne yapıyorsun sen de, yani niye bunlarla uğraşıyorsun? Doğru düzgün yapılacak iş varken sorusu. Bu hep karşımıza gelen bir soru. Hala bu soru gene karşımıza geliyor. Mesela bir büyüğümüz, devlet büyüğümüz çıkıp işe yaramayan bilim bilim değildir diyebiliyor. Veya başka büyükler çıkıp biz aslında Ar-Ge'yi de geçtik, inovasyon yapıyoruz gibi saçma sapan bir görüşle şey yapabiliyorlar, gündeme gelebiliyorlar. Onun için bilim ne için yapılır sorusu hep karşımıza çıkıyor. Sizin içinizde de bir takımınız belki çok soyut işlerle uğraşıyor, bir kısmınız ise çok daha uygulamalı işlerle uğraşıyor. Şimdi ben bu şeyler içerisinde kafama göre bilim ne için yapılırı sizle paylaşmaya çalışacağım. Şimdi bir PowerPoint sunumum var. Bunu resume share dedim. Şimdi gözüküyor galiba, değil mi Yavuz? Sunum. Sesini duymuyorum. Ben ekranımda görüyorum. Birkaç hocamız ekranlarında göremediklerini söylediler ama görenler olduğuna göre onların lokal problemi gibi anladım, evet, ben onu. Tamam. Yine de varsa, yazılırsa seviniriz. Tamam. Tamam, o çözülmüş. Teşekkürler. Tamam. Bu arada hocam, kesmişken çok özür dileyerek, sorularınızı bana chatten yazarsanız, ben herhangi bir zamanda yazarsanız ben Ersun hocama ileteceğim. Buyurun hocam, teşekkürler. Şimdi bilim ne için yapılır? Şöyle bir şeyle başlayayım. Aslında özetle eski Yunan, Roma ve Orta Doğu medeniyetlerinin bilim anlayışından bahsetmiştim ama bu konu benim çok iyi bildiğim bir, yani bildiğim bir konu değil. Benim bilim tarihiyle ilgim daha çok 20. yüzyıl, 19. yüzyıl sonları, kuantum mekaniği vesaire. O nedenle çok kısaca bir iki bir şey göstermek istiyorum. Bu cihaz bir analog bilgisayar gibi diye düşünülüyor. Milattan önce 150. yıllarda bulunmuş bir şey. Bu mekanizmayla
insanlar yıldızların pozisyonlarını ölçüyorlarmış. Şimdi yıldızların pozisyonlarını niye ölçersin diye düşünürsek aslında şunu söyleyebiliriz. Yani yön bulmada kullanmak istiyorlar diyebiliriz. İlk aklımıza gelen kolay bir soru. Peki ama yön bulmak için yıldızların yerlerinin sabit olduğunu veya belirli kurallara göre değiştiğini bilmek lazım. Bunu nasıl görmüşler? Ersun Hocam çok özür diliyorum. Acaba sharing'iniz resüm etmemiş olabilir mi? Sadece ilk sayfada takılı kaldı bizde. Şu anda şimdi nasıl? Şu anda geldi hocam. Teşekkür ederim. Sağ olasın. Şimdi o zaman yıldızların pozisyonunu ölçmek mi önce geliyor? Yoksa yıldızların hareketini anlamaya çalışmak mı önce geliyor? Bu sanki çok bizim metafor olarak kullandığımız tavuk yumurta ilişkisine benziyor. Tabii tavuk yumurta ilişkisi artık klasik bir paradoks değil. Yani evrim teorisi bize yumurtanın önce geldiğini söylüyor. Ama gene de hangisi daha önce yapıldı? Yön bulmak mı yoksa ya bu yıldızlar niye böyle sorusu mu önce geliyor? Evet, şimdi buradan devam edeyim. Neden yıldızların hareketini göstermişler? Burada benim söylemek istediğim aslında ana temalarımdan bir tanesi olan merak. Yani yıldızlar niye böyle? Bir kısmı sabit, bir kısmı değil gibi. Yol bulmak için mi yoksa hakikaten merak ettikleri için mi bunu yapıyorlar? Ama şöyle bir şey var. Ben şunu biraz indirmeye çalışayım benim ekranımdan. Eratosthenes'in milattan önce daha da eski yıllarda çalışmaları dünyanın çapı ve dünya güneş mesafesini bulmak üzere. Şimdi burada yön bulmakla bunun çok bir alakası olduğunu ben düşünmüyorum. Belki altında daha derin sebepler vardır ama sonuçta bir şeyi merak ediyorsun. Ya bu güneş ne kadar uzakta diye. Şimdi daha sonra bu resim Pisagor. Hepimizin bildiği bir isim. Pisagor'la ilgili birkaç şey söyleyeceğim ama mesela o dönemde matematik çok gelişiyor. Ve mesela matematiksel teorem ispatı kavramları ortaya çıkıyor. Yani matematiği İskender Öksüz hocam, sevgili İskender kabul edin lütfen. Hoş geldin. Burada olduğuna çok mutluyum. Şimdi teorem ispatı kavramları var. Teorem ispatı pratik bir uygulaması yok. Ama insanlar bunu düşünüyorlar şeyini. Şimdi bu milattan önce 582 Pisagor teoremi. Belki bilmezsiniz, Pisagor teoreminin eski adı Türkçe'de eşek davası diye geçer. Hatta Aziz Nesin'in çok güzel bir hikayesi vardır eşek davası üzerine. Okumanızı tavsiye ederim. Eğlenceli bir hikaye. Mesela pi sayısının bulunmasına uğraşmışlar. Şimdi pi sayısının bir amacı var. Dairenin alanını bulmak istiyorsunuz veya çapını bulmak istiyorsunuz. Ama bugün mesela pi sayısını daha hassas bulmak için insanlar çok yoğun bilgisayar zamanı kullanıyorlar. Yani en son milyon basamağı oldu. Geçeli herhalde 15 sene oldu. Şimdi en son rekoru bilmiyorum. Ama bütün bunlar bir merak sonunda geliyor. Gene Pisagor'dan sayılarla müzik arasındaki ilişkiler. Hani bunun da pratik uygulamaları var diye düşünebiliriz ama bir yandan da bu sesle, harmonilerle, akorlarla sayılar arasında ilişkiler hep ilgi çeken konular olmuş. Bu şeyi biliyorsunuzdur, duymuşsunuzdur. Fermat'ın son teoremi problemini. Bu problem aşağı yukarı 300 yıl falan insanların aklını kurcalamış. X, Y, Z tam sayı iken N 2'den büyükse bunun ispatı var mıdır diye. Ve bu konuda da çok çok güzel bir kitap var. Tavsiye ederim. Fermat'ın son teoremi üzerine Singh'in kitabı. Yani okuması çok kolay bir kitap. Zaten sayılar teorisi problemleri anlaması en kolay olan fakat ispatları da en zor olan bir saha. Wiles'ın Fermat'ın son teoremiyle ilgili ispatı anlayacak dünyadaki insan sayısının çok çok sınırlı olduğunu biliyorum. Birkaç yüz sayfa süren bir ispat.
İnsanlar bununla niye uğraşırlar? Bu arada şeyi de bir kişisel anekdot da, Wiles'ın bu açıklamayı ispatı bulduğu açıklamayı yaptığı Cambridge'deki Newton's Institute'de ben bir toplantı için gitmiştim. Her tarafta tuvaletler dahil olmak üzere yeşil tahtalar ve tebeşirler vardı. Aklınıza bir şey geldiği zaman hemen oturup çalışabilirsiniz diye çok da hoşuma gitmişti. Şimdi bir başka insandan bahsetmek istiyorum. Bu da benim kahramanlarımdan biri Ramanujan. Ramanujan'ın ismini herhalde şöyle bir kitap var. Bunun Türkçesinin çıkıp çıkmadığını maalesef bilmiyorum. Çok güzel yazılmış bir hayat hikayesi. Ama pek çoğunuz sonsuzluklar teorisi altında çekilmiş olan filmi izlemiş olabilirsiniz. Bir Hollywood filmi ama bir takım şeyleri doğru anlatıyor. Mesela Ramanujan, demin pi sayısından bahsediyorum ya, bu tarz şeyleri bulmuş. Ve bunlar, Ramanujan eğitimi çok çok az olan bir matematikçi. Ve defterler dolusu matematiksel formüller çıkarıyor. Fakat eğitimi yok, bunların ispatı yok. Yani şöyle bir formüle bakar mısınız, bunun ispatını nasıl bulmuş 1914'te? İspatı yok daha doğrusu. Sonra bu defterlerini İngiltere'ye yolluyor ve İngiltere'de birazdan bahsedeceğim Hardy ile çalışmaya başlıyor. Çok güzel de bir anekdot var. Filmde de bu geçer, biraz kısaca geçer. Belki kaçırmış olabilirsiniz. Ramanujan bir vejetaryen ve İngiltere'nin soğuk ikliminde gıdalarına dikkat etmiyor ve hastalanıyor, hastaneye düşüyor. Hastanede Hardy kendisini ziyarete geliyor. Ve diyor ki, ya gelirken bir taksiye binip geldim ama taksinin plakası hiç de ilginç olmayan bir plakaydı. 1729'du diyor. Ramanujan yattığı yerden olur mu diyor. 1729 diyor. İki ayrı tam sayının kübü olarak, küplerinin toplam olarak yazılabilen en küçük sayıdır diyor. Ve bakarsanız 1729 sayısına aslında Google'da tararsanız başka özellikleri olduğunu da göreceksiniz. Enteresan bir sayı. Şimdi niye bununla ilgilenirsiniz? Yani tamam, bu şey bana çok hoş geliyor. 1 artı 12'nin kübü veya 9 artı 10'un kübü. Ama bunun pratik bir uygulaması olduğunu düşünmedim. Ve Ramanujan'ın mektuplarını, yazılarını yolladığı ve sonra yanına gidip kendisiyle çalıştığı kişi Hardy. Çok ünlü bir matematikçi ve bu kitap TÜBİTAK yayınlarından çıktı. Eğer okumadıysanız bunu da okumanızı öneririm. Çok hoş bir kitap. Şimdi bütün bu söylediklerim, uygulama, işe yarayan bilim vesaireye tam ters bir şey söylüyor Hardy. Tabii buna katılırsınız, katılmazsınız. Eğer bir şey işe yarıyorsa matematik değildir diyor. Şimdi o zaman buraya kadar söylemek istediğim şeyler, işe yaramayla bilim yapma arasındaki ilişkinin aslında çok karmaşık bir ilişki olduğunu söylüyor. Gerçi matematik bilim midir diye soru sorarsanız, ki benim matematikçi arkadaşlarımla çok tartıştığım bir konu, o da tartışılabilir ama bu başka bir konuşmanın konusu olabilir. Şimdi bir iki örnekle devam etmek istiyorum. Bu resim Faraday'ın Galler Prensi önündeki konuşması. Eskiden asılzadeler, soylular saraylarında, malikanelerinde bazen müzisyenleri tutuyorlarmış, bazen de bilim insanlarını. Ve bilim insanlarına bir saygıları var ve görüyorsunuz gayet kalabalık bir yerde prensin önünde Faraday bilimsel bir konuşma yapıyor. Ve şurada Wikipedia'dan aldığım şey, benim elektrik bilgim de çok parlak olmadığı için, indüklenme akımından bahsediyor. Yani bir şeyiniz var, sarılmış bir bobiniz var, içinden manyetli bir mıknatısı geçiriyorsunuz, hareket ettiriyorsunuz ve elektrik akımı oluşuyor. Şimdi şehir efsanesi midir bilemem, epeyce kayıtları var bunun. Birisi kalkıyor diyor ki, ama diyor sir diyor, siz bunu yaptınız ama bu ne işe yarayacak? Tabii bu indüklenmiş akımın ne işe yaradığı konusunda herhalde hepinizin bir takım fikirleri vardır. Ama bu bilim bir işe yaramalı konusunun savunucuları çok eskiden de vardı, hala da var.
Şimdi bir reklam arası vermek istiyorum. Bu reklam arası Bilim Akademisi'nin popüler bilim portalı Sarkaç. Burada aşağı yukarı her hafta 3-4 yazı, yeni yazı ekleniyor. Eskiler de duruyor tabii ki arşivde. Buradan değişik kategorilerde pek çok şeyi okuyabilirsiniz ve ben herkese, yani öğrencisinden profesörüne kadar her seviyede insanların okuyup bir şeyler öğrenebileceği yazıların olduğunu söylemek isterim. Ben mesela bilhassa bilim etiği konusunda epeyce yazılar yazdım ve şimdi de yeni bir şeyle üniversite sorunları üzerine bir köşe açmayı düşünüyoruz. Şimdi neden bu reklama girdim? Çünkü buradan bir yazı öğrendim. Ben bunu ilk defa geçen haftalarda duydum. Ümit Işlak, Boğaziçi'nden bir matematikçi arkadaş, Benford Kanunu diye bir şey üzerine yazı yazmış. Çok ilginç. Şimdi bu tamamıyla alakasız bir şey. Türkiye'deki ilçelerin nüfuslarını alıp rakamların ilk basamağında görünme sıklığı. Ve gördüğünüz gibi eksponansiyel gibi olan bir düşüş var. Bu direkt veri. Bir de burada başka bir sürü veri var ama ben birkaç tane aldım. Borsadaki şirketlerin hisse değerlerinin ilk rakamları. Gene 1, 2, 3, 4, 5, 9'a kadar gene aynı dağılımı görüyoruz. Ve bu matematikçiler tarafından bir Benford kanunu halinde yazılıyor ve ispatlanıyor. Buraya baktığınız zaman işte ilk basamakta görünme oranları düşüyor ve bir sürü sayının bu kurala uyduğunu görüyoruz. Küplerin uyduğunu, asal sayıların uyduğunu, Fibonacci, bu kit ve katalan sayının açıkçası ben de bilmiyorum. Bu şeylere uyuyor ve sonuçta üstsel olarak büyüyen sayılarda bu dağılımla karşılaştığı ispatlanıyor. Şimdi bu çok güzel ama yani nüfuslardaki rakamların ilk basamakta görülmesinin neye yararı var? Hiçbir yararı yok diye başlıyorsunuz. Bu yarar olsun diye yapılan bir çalışma değil zaten. Rastgele sayılarda da tabii ki bu dağılım gözlenmiyor. Bu ama bir bilim insanı vergi bildirimlerinin ve muhasebenin bu kanuna uyması gerektiğini gösteriyor. Ve eğer hile yapmak isteyen birisi, ki çokça var tabii ki, bu sayıları rastgele seçerse ve hatta biraz da akıllılık edip rastgele sayı bir random number generator kullanarak bu sayıları yaparsa onları yakalamak kolay oluyor. Ve bugün Amerika'daki Internal Revenue Service bu formülleri, bu teknikleri kullanarak vergi kaçakçılığını yakalamaya çalışıyor. Bizde bu işlem çalışıyor mu bilmiyorum. Yakaladıkları zaman vergileri ne kadar topladıkları politik bir konu olduğu için onu geçeceğim. Şimdi başka bir örnekle devam etmek istiyorum. Saatime bakmam lazım. Evet. Şimdi bu şeyde bir psikolog Dan Ariely ve hileler üzerine çok çalışma yapmış ve bu konuda otoriterlerden biri. Şimdi bunun bir makalesi, çok ünlü bir makalesi ve PNAS hakikaten çok çok saygıdeğer makale. Proceedings of National Academy of Science. Burada yazı yazmak için ya akademi üyesi olacaksınız ya bir akademi üyesi sizi önerecek. Ve şunu söylüyor, yani bir makale, bir yazının başında ben hile yapmıyorum diye imzalamak mı, sonunda mı imzalamak daha etkili? Bunu açıkçası biz sınavlarda da, şimdi bu bilhassa pandemi döneminde, öğrencilerimizden istiyoruz. Yani burada ben kimseden yardım almadım diye sonuçlarını tartışmak istedim. Böyle bir makale yazılmış ve bu makale çok atıf almış, çok çalışılmış. Fakat bu makalede kullandıkları verileri bir bir şirketten alıyorlar. Bir araba trafik sigorta şirketinden alıyorlar. Ve burada şu gözüküyor. Verilerin bir kısmı tekrardan kopyalanmış. Ve bu kopyalama sırasında, hani akıllıca yapmak diyoruz ya, bir sayıları alıp aynı sayıları almışlar ama rastgele sayılarla biraz bozmuşlar dağılımı yapmak için. Fakat bunu yapınca insanların ellerinde bu rastgele sayı üreticileri var. Bunları koyuyorlar
ve buluyorlar ki data aslında, veri aslında iki defa tekrarlanmış. Sadece biri rastgele bir şekilde hileyle bozulmuş. Tabii bir tane daha hata yapıyorlar. Orada da yarısında Calibri fontu, yarısında Cambria fontu kullanıyorlar. İnsanlar bunları yakalamışlar. Şimdi bunu niye yapıyorlar? Çünkü bu makalede olan sonuçları bazı insanlar tekrarlamak istiyor. Bu benim üzerine duracağım bir konu. Yani bunu buldular, o halde biz de buna benzer bir çalışma yapalım diyorlar. Fakat bu çalışmaların sonuçlarından aynı kararı, aynı sonucu bulamıyorlar. Onun üzerine bu detaylı analiz yapılıyor ve bu detaylı analizin sonunda bu makale geri çekildi. İçindeki yanlışlar nedeniyle. Kimin esas hileyi yaptığı da henüz bilinmiyor ve muhtemelen de bilinmeyecek. Şimdi burada dedim ki merak bilimin yapılmasında ana faktörlerden biri. Bana göre birinci faktör. Ben bunu anlamak istiyorum diye işe giriyorsunuz. Bu sonradan bazen işe yarıyor, bazen yaramıyor. Şimdi burada bilimin bir saç ayağı gibi üç ayağından bahsetmek isteyeceğim. Bunların ikincisi, birincisi merak, olmazsa olmazı. İkincisi sebat. Sebat da günümüzde gittikçe etkinliğini kaybeden bir kelime, kavram. Üçüncüsü de etik. Bir bilimsel araştırmada bu üçünün de olması gerekiyor. Neden bu kavramlar önemli? Enteresan, bunu yazarken, bu şeyi konuşmayı hazırlarken internette şunu buldum, bir OECD çalışmaları. Bunlar öğrencilerle ilgili bir çalışma ve diyor ki, yani ben buradan kopya çekmedim. Önce ben yazdım, önce ben buldum ama doğru atıfta veriyorum. Akademik başarıyla en güçlü ilişkiye sahip değişkenler merak, sebat ve güven. Güven olması için de etiğin yerleşmiş olması lazım. Burada bu üniversite altı öğrenciler için olan bir çalışmanın sonucu ama bilimde de hiçbir fark yok. Bu sebat eksikliği. Araştırmalarda ben bunu çok ciddi bir sorun olarak görüyorum. Ve bunu aslında özensiz araştırma diye tanımladığımız Sloppy Science için girdiğiniz zaman internete bir sürü şey buluyorsunuz, kaynak buluyorsunuz, makale buluyorsunuz, haber buluyorsunuz. Mesela bu bir dergiden, zannedersem Journal of Clinical Investigations, bir tıp dergisi. Tıp bu sahadaki sorunların çok olduğu bir alan. Ve diyorlar ki biz artık şeyden, düzeltmelerden ve geri çekmelerden bıktık. Çünkü bunların pek çoğu makale yayınlandıktan sonra çıkan hataların yakalanması. Bu hataların bir kısmı fraudulent olarak hileyle yapılmış şeyler, fakat çok büyük ölçüde de özensiz yapılan araştırmalar. Şöyle bir şey daha söyleyeyim. Gene bir yerde okudum, tam şu anda elimde referansı yok ama Nature gibi çok önemli bir dergide yapılan moleküler biyolojindeki çalışmaların tekrar, büyük bir kısmının tekrarlanamadığı bildiriliyor. Yani çalışmalar yayınlanmış, yani Nature'de makale yazmanın ne kadar zor olduğunu herkes biliyor. Birileri de kalkıp ben bunu da tekrarlayayım diyor. Çünkü o tekrarlama üzerine vurgulayacağım bu konuyu. Çok önemli. Bir, onu doğrulamaya çalışıyorsunuz o çalışmayı. İki, biz onun üzerine bir şeyler koymaya çalışıyorsunuz. Ve bunu iyi yapmadığınız zaman siz çalışmanızı, bu bilime çok ciddi zarar veriyor. İstemeden yapmış olsanız da hatayı. Çünkü demin bahsettim, bu demin honesty araştırmasını, dürüstlük araştırmasını yapan kişinin hataları, deney sonuçlarını başkalarının tekrar bulmaya çalışmasından kaynaklıyor. Şimdi bulduğunuz sonuçların tekrarlanabilir olması gerekir. Bu böyle mi? Bu benim çevremde gördüğüm makalelerde, dinlediğim konuşmalarda da çok olan bir şey. Bir hesap yapılıyor, bu hesabın sonucu bu, problemi çözdüm. Ya bir deney yapılıyor, bunları gördüm. Bunun doğruluğunu kanıtlamanız lazım ve bu kanıtı her şey önce kendinize
ispatlamanız lazım. Şimdi tekrar Bilim Akademisi sayfasına dönüyorum. Burada ikinci bir saç ayağı var bilimsel çalışmaların. Bu da liyakat, özgürlük ve dürüstlük. Bu konuşmada liyakatla özgürlük konusunda pek bir şey söylemek istemiyorum ama dürüstlük bizim ana ilkelerimizden birisi olmalı. Bu insanların kendini ikna etmesi, bulduğu sonuçların doğruluğu konusunda. Tabii bir limitler içerisinde bilimin olmazsa olmaz koşullarından biri. Ben daha ziyade bundan sonra bu dürüstlük üzerinde durmak istiyorum. Şimdi özette Humboldt'un üniversite kavramından bahsetmiştim. Dürüstlükle ilgisini göreceğiz. Bunu Wikipedia'dan Humboldt'un tanımını olduğu gibi aldım. Burada diyor ki bu sistemde öğrencilerin bireysel gelişimleri bir dünya vatandaşları olmaları ve bunu bir akademik özgürlük ortamında geliştirmeleri, düşünebilmeleri, analitik düşünce dediğimiz şeyi almaları, yani sadece bir işe yarayacak şeyler öğrenmelerini değil ama kendi karakterlerini de oluşturmalarını sağlayan bir ortamdan bahsediyor. Bu çok ütopik bir kavram. Ama pek çok yerde buna referans verildiğini görmüşsünüzdür. Şimdi bu aşamada daha önce biz Yavuz'la konuşmalarımız sırasında Yavuz bazı sorular ve bazı noktalarda ben ne düşünüyorum diye konuşur muyum diye bir şey yaptı. Onun için sorularının birincisi bir tanesi burada. Gördüğünüz gibi Yavuz Dede'ye de normal sözlü bir atıf veriyorum. Google'da geçmeyebilir ama Yavuz şunu sormuş. Bilimsel çalışmaların yapılış tarzında 20. yüzyıl başlarına özlem duyanlar, hatta bu tabii Humboldt'un biraz daha eskiden, realiteden kaçan romantikler mi, o devirler çoktan kapandı mı, güncel Amerikan kapitalist bilim bir zaruret mi? Şimdi bu konuda nedir durum? Şimdi bir kere yanıt olarak önce şu duruma bir bakalım. Yani 20. yüzyıldaki durum, şu andaki durum 21. yüzyılda. Hepimiz bir diploma almak, iş bulmak, para kazanmak zorundayız. İşimizde yükselmek, meşhur olmak isteriz. Bu insanın doğal şeyleri. İkincisi, bilimsel çalışmalar önemli maddi kaynaklara ihtiyaç duyuyor. Bugün TÜBİTAK bu sene zannedersem yapılan başvuruların %25'ini destekleyebildi. Ki bu gene de aslında yüksek bir oran. Bu iki faktör, yani hem kişisel faktörler hem bilimsel çalışmalarımızı ilerletme gibi daha ulvi faktörler bizi ciddi bir rekabet ortamı içerisine sürüyor. Yani projeyi almak için başkalarının önüne geçmem lazım, iş bulmak için başkalarının önüne geçmem lazım, daha çok para kazanmak için, işimde yükselmek için, ödül almak için bir rekabet ortamına giriyorum. Şimdi bu rekabet ortamında dürüstçe yaşayabilmek kolay değil demişim ama çok doğru bir ifade değil bu. Çünkü ikinci kısmı doğru. Bilim insanlarına düşen görev hem iyi bilim yapmak hem de bunu dürüstçe yapmaktır. Şimdi akademik dürüstlük nedir? Bunun bütün dünyada şey tanımları var. Şimdi ALEA, bütün Avrupa Akademileri Birliği, Avrupa Davranış Kodu var. Bu davranış kodunu Bilim Akademisi'nin web sitesinden Türkçesini, İngilizcesini görebilirsiniz. Birkaç noktadan bahsediyor. Biri güvenilirlik, dürüstlük, saygı ve hesap verebilirlik. Şimdi güvenilirlik sizin sonuçlarınızın, tekrar söylüyorum, elinizdeki olanaklar çerçevesinde doğru olduğuna güvenilmesi lazım. Demin bahsettiğim işte başka birisi sizin deney sonuçlarınızı, sizin sonuçlarınızı kullanmaya başladığı zaman çok önemli olmaya başlıyor. Yani bir yanlış bir deneyin arkasına takılıp 5 senenizi buna, doktoranızı buna harcayabilirsiniz. Dürüstlük sizin her aşamada, araştırmanızın her aşamasında, projeyi geliştirirken, projeyi yazarken, projeye destek alırken, projeyi yürütürken ve sonuçlarını açıklarken tamamıyla şeffaf ve ön yargılardan uzak bir şekilde yapmanız lazım.
Bu önyargılardan uzak olmak aslında çok zor bir şey. Yani çoğu zaman insan ortaya bir teori koyuyor ve onun doğruluğuna inanıyor. Ve bu doğruluk çerçevesinde sonuçları değerlendiriyor. Bu da tabii çok büyük yanılgılara neden olabilir. Saygı biraz daha benim burada çok üzerinde durmayacağım bir nokta. Ama hesap verebilirlik, yani bunun yaptığınız çalışmanın her aşamasında sorgulandığınız zaman bunu açıklayabilmeniz lazım. Bu maddi olanakların kullanımından tutun, sonuçların yayınlanmasına kadar giriyor. Şimdi şeyde bu integrity lafı, research integrity lafı benim çok çok hoşuma giden bir laf. Biraz bunu akademik dürüstlük diye çeviriyoruz ama daha da zengin bir kelime. Mesela Amerika'da bunun bir ofisi var. Devlet ofisi, government şey altında. Ve bu bilimsel araştırmalarda paylaştığımız noktaları bu da dörde indirmiş. Aşağı yukarı benziyor. Dürüstlük, doğruluk, hassaslık diyelim. Etkili olmak ve objektif olmak. Şu demin bahsettiğim ön yargılarınızı sonuçları değerlendirirken dışarıda tutmanız lazım. Bulgularınızı doğru aktarmanız lazım. Hata yapmaktan. Dürüstlüğün tabii çok çok başka şeyleri de var. Çok çok başka noktaları da var. Örneğin kimleri yazar olarak makaleme koymam gerekir veya koymamam gerekirden başlayan bir dizi şey var. Bu oldukça geniş bir konu olduğu için çok uğraşmayacağım. Burada Yavuz'un ikinci sorusuna geliyorum. Peki hedef nedir? Madem bu rekabet ortamındayız, makale yayınlamak, patent almak başka bir şey. Ben aslında hedefimi söyledim. Benim kafamdaki hedef merak ettiğim bir soruya yanıt aramak. Bulmaktan da öte aramak. Şimdi makale yazmak bir amaç değil, bir araçtır. Bu günümüzdeki paradigma değişiminde bir amaç haline geldi. Yani bazen öğrenciler geliyor, hocam bu tezden kaç makale çıkar? Yani ben sonucunu biliyor olsam o zaman bunun araştırmasını niye yapayım? Aslında neden makale yazarız? Birincisi bunun bilimsel sonuçlarımızı herkese açmak için. İkincisi bu konuyla ilgili insanların görüşlerini almak için. Üçte biraz kişisel bir şey koyalım, daha çok tanınmak için. Ama makale yazmak bugün bilim dünyası ilerlemenin önemli bir göstergesi haline geldi. Bu doğru değil. Şimdi buradaki yanlışlar nerede? Yırtıcı dergiler, yırtıcı konferanslar. Eminim hepiniz bir sürü konferans teklifi alıyorsunuzdur. Veya bir sürü dergiden işte bize editörlük yapın, özel sayı yazın, makale yazın gibi. Ve bunlar aslında bilimsel değeri çok düşük olan ve tamamıyla çıkar amaçlı yapılmış girişimler. Maalesef Türkiye'nin bu konudaki şöhreti de çok iyi değil. Belirli gruplar, belirli üniversiteler bu konuda şey yapıyor. Ve ben özgeçmişlere baktığım zaman o kadar garip dergilerde, garip konferanslarda makale yazdıklarını öne süren kişiler görüyorum ki bu zaten bunu böyle bir şeyi gördüğünüz zaman baştan o özgeçmişi bir kenara ben kaldırıyorum. Yani bir insan niye gidip böyle bir dergide yayın yapar? Sadece yayın sayısını arttırmak için. O zaman bilimin temelinden ciddi sapmalar oluyor. Bunu koydum. Geçenlerde böyle bir kitap geldi. Kimyacı arkadaşlar herhalde gelmiştir. Şimdi bu kitapta benim ismim olmadığı için kimya bilimine yön veren 100 Türk arasında ben bu kitabı hemen çöpe attım. Çünkü bütün bu çalışmalar artık Google'a giriyoruz. Google'a girmenize ya Google Akademik Scholar, Google Scholar'a giriyorsunuz veya Web of Science'e giriyorsunuz. İki tuşla insanları sıralıyorsunuz. Bu konuda bir iki bir şey söylemek istiyorum. Bilmiyorum. Belki biraz sonra şeye gelebilirim buna. Yani bu tarz çalışmalar, bu tarz insanları sıralamalar ciddi sorunları taşıyor. Bunları bahsedeceğim birazdan. Ama rekabette nasıl öne geçeriz demişim. Akademik değerlendirme ne demek? Şimdi oraya geliyorum. Bu sıralama diye çok moda bir kavram var. İşte üniversiteleri sıralıyoruz. Bütün yöneticiler,
akademik hepsini şey yapmayayım. Akademik öğrencilerin çok büyük bir çoğunluğu kendi üniversitelerini, fakültelerini bu sıralamalarda öne geçirmek için uğraşıyorlar. Ne yapıyorlar? Bu sıralama neye göre yapılmış? Bu sıralama makale sayısına, atıf sayısına göre yapılmış, yabancı öğrenci sayısına göre yapılmış. O zaman bu faktörleri nasıl değiştirebiliriz diye oynamaya başlıyorsunuz. Ama yani Türkiye'de hep görüyorsunuz işte şu üniversite 500 ila 700. arasında ama istatistik bilenleriniz çok iyi bilir. İstatistikte bir anlamlı istatistikler vardır, bir de gürültü vardır. Veya şöyle dersiniz, küçük yalan vardır, büyük yalan vardır, bir de istatistikler vardır. Yani 751 ile 800. arasında olmanın bana hiçbir anlamı olduğunu hiçbir istatistikçi anlatamaz. Çünkü kullanılan ölçütler değiştikçe bu istatistikler değişiyor. Ve aynı şekilde siz şeylere bakarak giderseniz atıf indekslerine o zaman bir şey olursa. Ama bunu bir sürü insan dünyada ya burada bir sorun var bunu düzeltmemiz lazım şeyine tartışmalarına giriyorlar. Mesela bir San Francisco deklarasyonu var. Biz artık bu atıf sayılarını, etki faktörlerini insanları değerlendirmede kullanmayalım diyen ki bilim akademisi de bunun imzacılarından biridir. Sonuçta ne oldu? Yayın atıf sayıları araçtan amaca dönüştü. Burada çok güzel bir, benim çok hoşuma giden bir şey var, yasa var, Goodhart yasası. Goodhart bir ekonomist, İngiliz. Diyor ki, sosyal veya ekonomik bir ölçüt, politikalar, stratejiler belirleyen hedef haline dönüşürse ölçüm özelliğini yitirir. Benim de söylemek istediğim şey şu, yayın ve atıf sayıları bir sıralama haline dönüştüğü zaman artık insanların akademik başarısını ölçme özelliğini yitirir. Bunun arayın Goodhart yasasını pek çok hoş örnekleri var ama burada çok fazla vaktim yok. Aynı şekilde bir Campbell yasası da var. Bu da sosyal bilimlerden. Diyor ki bu göstergeler ne kadar nicel olursa o derece baskı altında kalacak ve denetlemeleri gereken süreçleri o derecede bozacaktır. Şimdi bizim teknoloji sayesinde yayın yaptığımız ortamların sayısı arttıkça bunları da biz kullanmaya daha çok başlıyoruz. Kolaylaştı çünkü. Ama o zaman da bu ölçütler bizim hakiki değerlendirmemizi o derecede bozacaktır. Maalesef bunu hala Türkiye'de de yurt dışında da pek çok kurum bu ölçütleri kullanıyor. Yani yayın sayısı, atıf sayısı, aş indeksinin değişik varyantları bunları yazıyorsunuz, insanları veya üniversiteleri sıraya koyuyorsunuz. Halbuki bu yarış bir atletizm yarışı değil. Atletizmde her şey çok belli. 100 metreyi en hızlı koşan birinci olur, onun arkasındaki ikinci olur. Burada öyle bir şeyimiz yok bizim. İki teorik kimyacıyı bile karşılaştırırken siz oturup bir sayıya indiremezsiniz. Oturup bütün yapılan işlere bakmanız gerekir. Ama bu da zor olduğu için insanlar etki faktörüne bakıyor, şeye bakıyor. Buna ben sayı oyunları diyorum. Yani madem kural atıf sayısı, yayın sayısıysa ben bunlarla oynarım. Çok da güzel bir kitap var, buna bayıldım ben ilk gördüğüm zaman. Princeton'dan yayınlanmış bir kitap, Tyranny of Metrics diye. Burada sayı oyunlarına girdiğiniz zaman ne kadar yanılabileceğinizi anlattığı gibi maalesef bu oyunları nasıl şey yaparsınız, üzerinden gelirsiniz de anlatıyor. Dürüstlük de böyle bozuluyor. Şimdi bir başka nokta, benim bir 15 dakikam daha mı var Yavuz? Ya 10 dakika mı? Daha mı az? Hocam bir süre kısıtımız yok. Siz tamam. Hani... O tehlikeli bir şey. Yani makul sürenin ne olduğu hakkında bizden daha çok fikriniz vardır ama... Makulü de ben karar veriyorum. Yok şeylerim. Şimdi demin dedim ki pek çok girişim var. Makale yazma veya araştırma yapma. Makale yazmadan daha çok... Araştırma yapma konusunda. Mesela bir FAIR diye bir başka girişim var. Bu tabii İngilizce'deki olumlu bir şekilde dürüst ve adil olmayı gösterir. Findable, accessible, interoperable, reusable. Yani yaptığınız çalışmanın sonuçları bulunabilmeli, erişilebilmeli, tekrardan her yerde çalışılabilmeli ve tekrar kullanabilmeli. Şimdi siz bir sentez yapıyorsunuz.
Bu sentezde diyorsunuz ki ben bunun için organik bilgimin zayıflığı da ortaya çıkacak. Bir alkolle asit kullandım ve şu maddeyi elde ettim. Şimdi bu ve paylaşımın hiçbir anlamı yok. İnsanlar bunu tekrarlayamaz, insanlar bunu kullanamaz, insanlar ne yaptığınızı bilmiyor. O halde bizim araştırmamıza dikkat etmemiz gereken kavramlar, hep daha önce de verdiğim kavramlardan bu biraz farklı ama aynı felsefe içerisinde devam ediyor. Sizin sonuçlarınızın kullanılabilmesi lazım, tekrardan bulunabilmesi lazım. Şimdi burada kurumlara çok büyük sorumluluklar düşüyor. Örneğin benim çok üzerine durduğum, düşündüğüm aslında sağlam bir araştırma kültürünü yerleştirmek. Yani burada bir iki şeyle açmak isterim. Mesela çok eski yıllarda ben TÜBİTAK'ta bilim adamı yetiştirme grubundayken bir grup öğrenciyi Almanya'da bir araştırma proje yarışmasına götürdüm. Orada bize işte çok güzel ağırladılar. Bir akşam dediler ki bu akşam vaktimiz var. Size iki tane şey sürüyoruz. Bir tanesi bir yere gidip dans edebiliriz. Bir tanesi de bir bilimsel konuşmayı dinleyebiliriz. Kim konuşuyor? Mössbauer konuşuyor. Ben zaten dans da edemediğim için doğru düzgün Mössbauer'in konuşmasını mecburen tercih ettim. Bir cumartesi akşamı zannedersem Düsseldorf veya Dortmund şehirlerde hepsi birbirine yakın orada karıştırıyorum. Bir cumartesi akşamı 1500 kişilik bir salon ağzına kadar dolu ve insanlar takım elbiseler giymişler, bayağı gece kıyafetleri gibi giymişler ve Mössbauer'i hiç de unutmuyorum nötrinoları yakalamak için mağaralarda kurdukları havuzlardan bahseden ve bunun üzerine benim de çok anlamadığım bir konu mesela zevkle kötü Almanca dinlediğim bir konuşma ve o salonda hayran kalmıştım. Yani cumartesi akşamı herkes yemeğe gidebilir, dans etmeye gidebilir. Oraya gelip o konuşmayı dinleyecek böyle bir grup vardı. Sonra döndüm, ya biz de TÜBİTAK'ta böyle bir konuşma dizisi başlatsak diye düşündüm. Fakat korktuk. Çünkü daha başka zamanlarda da Nobel'li birisini getirip de kapı kapı dolaşıp biz arkadaşlara ya hadi konuşmacı geldi salon boş gözükmesin diye insanları çağırdığımız da oldu. Halbuki konuşmalardan konuşmaları din ben binlerce konuşma dinledim dedim. Bunların yarısından çoğunu anlamamışımdır ama bir yavaş yavaş bir takım şeyler birikiyor. Zaten konferanslara bunun için gideriz. Şimdi biz kimyasal fizikte bir dizi konferans yazıyoruz. Bakıyorum bir sürü genç arkadaş da konuşmalarını yapıp ondan sonra çıkıp veya hocalarının konuşmasını deyip sonra çıkıp dışarıda sigara içiyorlar. Halbuki orada her öğrendiğiniz şey sizin bilimsel gelişiminiz için bir katkıda bulunacaktır. O an aynı Faraday'ın deneyleri gibi veya şey kanunu gibi, sayıların uyduğu kanunlar gibi onun ne zaman işe yarayacağını bilmiyorsunuz. Bu kültürün yerleşmesi veya insanlar bir araya geldiği zaman üniversitede oturup tamam hepimiz politika, futbol konuşuruz ama biraz da bir iki bilim yapılan deneyi konuşmak çok da zor olmasa gerek. Kurumların bunu sağlamaya çalışması lazım. Tabii bu arada şunu söyleyeyim, pandemi aslında bir sürü şeyde çok işe yaradı. Çünkü Zoom'la bu toplantıları yapmak çok daha kolay, Zoom'a katılım da çok daha kolay. Ve ben görüyorum yani ben şimdiye kadar verdiğim hiçbir konferansta şu anda 93 katılımcı var, biri ben olduğuma göre. 92 kişinin dinlediği bir konuşmayı yaptığımı Türkiye'de hatırlamıyorum. Onun için hepinize geldiğiniz için teşekkür ederim. Ama kurumlar bu araştırma altyapısını oluşturmak ve iş memnuniyetini sağlamak zorundadırlar. Ben Koç Üniversitesi'nde 9 sene dekanlık yaptım. Rektör bayağı bir uzun süreçte seçim değil de atama yapıldı. Rektörle konuşmamda bana sordu ne istiyorsun, fakülteye ne yapmak istiyorsun, nedir senin ajandan diye. Ben dedim ki fakülteye herkesin koşarak gelmesini ve burada mutlu
olmasını gerçekleştirmek istiyorum. Çünkü mutlu olmadığınız bir yerde iyi iş yapmanız da söz konusu değildir. Bu kuruma düşen bir görevdir. Tabii etik ihlalleri buraya hiç girmedim. Çünkü bazen de endişe ediyorum etik ihlalleri konusunda yazı yazmak, konuşma yapmaktan. İnsanlara nasıl hile yapılacaklarını öğretiyormuşum gibi hissediyorum. Ama bu durumlarda kurumların devreye girmesi ve işleve konması ve sonuçlandırması gerekir. Türkiye'de maalesef etik ihlalleri konusundaki bizim karnemiz çok kötüdür. Ben etik ihlalleri ispatlanmış kişilerin profesör yapıldıkları durumları biliyorum. Burada biraz da bizim yönetmeliklerimizin kişilere karşı idam veya af gibi, yani eğer intihal yaptıysanız öğretim elinden çıkarılırsınız veya elinize hafifçe vurup bir daha yapma oğlum bunu dersiniz gibi bir yaklaşım içerisinde. Burada tabii ciddi bir takım atılımların da yapılması lazım ama kurumların bu konuda ciddi davranması lazım. Bu şeyler bir Printegger, Bond Printegger Statement'tan alıntı kurumsal sorumluluklar. Bunu da okumanızı öneririm. Bizim web sitemizde de olması lazım. Sonuçta bilim nasıl yapılmalıya gelince öncelikle bir bilimsel sorunun peşinden gitmeli. Bir merak olmalı. Merak olmazsa dersi bile öğrenemedi. Şöyle düşünün, öğrenci arkadaşlarıma sorun veya diğer öğretim üyelerinde öğrenciliklerini düşünürlerse. Hangi dersi daha çok şey öğrendiniz? Ben eğer bana bir şeyler ezberletildiyse o derslerden nefret ettim. Bazı derslere hiç gitmeden geçtim. Kötü bir itiraf bu ama yapılmayacak bir şey ama. Ama merak ettiğim, ya bu, hoca bunu anlatıyor ama niye böyle dediği. Örneğin ilk infrared spektrumların anlatıldığı derste aklımıza takıldı. Niye böyle her molekülün bir parmak izi gibi bir infrared spektrumu var? Bunun bir açıklaması olmalı dedik. Peşinden gittiğimiz kişiler dediler ki bu konuda yazılmış tonla kitap var. Tabii o şey bir cevap oldu. Bunun peşinden ben hala mesela öğrencime derste bu soruyu çok anlatırım. Çünkü merak edilmesi gereken bir şey. O zaman dersi öğreniyorsunuz. Araştırma sonuçlarını irdelerken, tekrar söylüyorum, eldeki olanaklar çerçevesinde doğruluğundan emin olmanız lazım. Bunun için de bir açıdan yaklaşarak değil, farklı açılardan araştırmacının kendini ikna etmesi şarttır. Bunun sağlanması da daha önce söylediğim sebat kelimesinden geçiyor. Yani hemen yaptım oldu deyip makale yazmaya geçmek değil. Ya bu ne kadar doğru? İkincisi bu, evet belki ona tekrar gelebileceğim. Makale yazmak bir araçtır dedim. Alınan atıflar araştırmanın değerini belirleyen en önemli faktör değildir. Ha, bunu bana bir arkadaşım söylediydi. Beraber bir çalışma yaptık. Bayağı bir hesap yapıldı. Ve makale yazdığı zaman bu cümlede takıldık kaldık. Bu makalenin çıkarılacak ders nedir? Yani bu hesapları yaptık. Bu hesaplardan biz ne diyoruz? Ben bunu bir iki cümle içinde söyleyebilmem lazım. Aksi takdirde bunu yaptım, bunu gördüm, işte sonuçlar, buyurun kullanın gibi bir makale bana göre çok anlamlı bir çalışma değil. Sonunda hakikaten bir yere oturttuk ve ondan sonra oturup makaleyi yazabildik. Ama bunu her zaman söylediğim bir öğüt, bir çıkılacak ders take home lesson demişti olmak zorunda. Bu da doğru atıfı vereyim. Bahattin Baysal'ın hocamız, ODTÜ Kimya Bölümünün kurucusuydu. Onun söylediği bir şeydi. Bilgi üretmekle veri üretmek farklıdır. Ben bunu farklıdır derken biri iyidir biri kötüdür anlamında değil, farklı işlevleri görür. Veri üretmek bilgi üretmekten bazen çok daha işe yarayabilir. Ama bunun kararını siz vereceksiniz ve onu yaparken de onu bilmeniz lazım. Nedir bilgi üretmek, veri üretmek? Sonuçlarınızı yayınlarken dürüst olmak gerekir. Yani bir doktora jürisi vardı. Ben sonradan öğrendim. Çok eski yıllarda.
bir şey gösteriyor, NMR gösteriyor öğrenci. Hoca dedi ki ya bu NMR'ın ben deneyleri yaparken gördüm, en sonunda bir kaç başka tepe vardı. Bunlar ne oldu? Hocam onları açıklayamadık deyip orayı kesip teze o kısmını koydu. Bunlar biraz cahillikten de oluyor hele o yıllarda. Ama yayınlarken dürüst olma, teorinize uymayan bir şey varsa o zaman bunun neden olduğunu anlamanızda yarar var bunu yayınlamadan önce. Evet, aslında daha anlatacak çok şey var ama Yavuz'un makul dediği süreyi herhalde doldurdum diye düşünüyorum. Belki sorularınız olur. Teşekkür ederim dinlediğiniz için. Çok teşekkür ederiz. Sanal bir alkış gönderelim buradan. Sorularımız var. Onları ben size ileteyim. Sıraya göre okuyacağım ama hani bazıları daha geniş olduğundan sıralamayı kendimce değiştirdim soru sorulma sırasında. Melih Şahinöz'ün bir sorusu var. Diyor ki bilimde milliyetçilik yapılıyor mu? Örneğin COVID-19 aşıları geliştirildiği iddia ediliyor ve her ülke bir şekilde kendi aşısının sayısal verilerle ne kadar iyi olduğunu ispatlıyor. Bilimde milliyetçilik aslında bilimden önce yayıncılıkta milliyetçiliğin çok arttığını söyleyebilirim. Yani bugün bilhassa Çin'in korkunç sayıda makale yazmasıyla bir sürü dergide bir Çinli bilim insanlarının ağırlığının olduğunu ve o dergilerde belirli şeylere ağırlık verildiğini görüyorum. Şimdi COVID tabii biraz karışık bir konu çünkü o doğrudan hayatımızı çok etkileyen bir konu olduğu için oradaki milliyetçilik biraz anlaşılabilir bir şey. Pek çok politik faktörler de işin içine giriyor. Ama ben başka bir tarafından milliyetçiliğe söyleyeyim. Bu H indeksleri, atıf sayıları, yayın sayıları çok önemli diye düşünüyor insanlar da. Bir gün Bilim Akademisi'nin Genç Bilim İnsanları ödülünde ben de o zaman ödül programı yürütüyorum. Bir arkadaştan bir yazı geldi. Dedi ki ben dedi kazanamadım dedi ama dedi falan kişiye vermişsiniz. Benim H indeksim onunkinden daha yüksek. Bu nasıl oluyor? Bunu açıklar mısınız? Şimdi baktım hakikaten arkadaşın H indeksi benimkinden de yüksek. Bayağı yüksek. Tabii ben ona bir takım şeyleri yazdım, açıklamaya çalıştım. Ama mesela çok atıf almış, baktım kimyacı bir arkadaş. Atıflarını nereden almış diye mesela. Milliyetçilik deyince bayağı bir Türk, İran ve Suudi Arabistan atıfı var. Şimdi o zaman şunu soruyor insan, yani bu yapılan çalışmalar bu kadar önemliyse nasıl oluyor da kimyada daha ileri olduğunu düşündüğümüz ülkeler, yani İran'a, Suudi Arabistan'a laf etmek veya Türkiye'ye laf etmek istemiyorum ama yani bugün Amerika'nın, İngiltere'nin, Fransa'nın, Almanya'nın bilimdeki ağırlığında inkar edemeyiz. Bu şey bana biraz garip geldi. Yani o zaman bak çalışmaların değeri konusunda, yayının şeyi konusunda, etkisi konusunda şeyler var. Veya daha önceden işte Türkiye'nin en yüksek atıf olan makalelerine baktığım zaman o hocanın zaten Türkiye'de yetişmiş 40 tane profesörü olduğunu ve bu insanların hepsinin birbirine atıf verdiğini veya atıf çetelerinin, Türkiye'deki atıf çetelerini eminim kimyadakileri biliyorum, varlığını kimse inkar edemez. Bu tarz milliyetçilik şeyleri var. Ama onun dışında yaşam bilimlerine bir şey söylemek istemem ama orada başka faktörler devreye giriyor demin dediğim gibi. Kimya fizik alanında çok böyle milliyetçi davranışların olduğunu pek gözlemlemedim. Teşekkür ederiz. Şimdi iki soruyu beraber sorsam çok hani birebir ilgili değil ama Murat Kılıç ETH Zürich'ten katılıyor. CPC'den selamı var. Diyor ki Ersin Hocam Türkiye'deki bilimden umutlu mudur? Türkiye'nin bilimde arzu etmediğimiz noktada olmasının sebebi maddi eksiklikler mi, diğer problemler mi? Kısmen cevap verilmişti ama bununla birlikte şu soruyu da soracağım. Gökhan Demirel hocamızın buradan. Acaba liyakat üniversitede neye göre ve nasıl belirlenmeli? Dedik ki H indeksleri vesaireler, başka indeksler de var. Çok düzgün bir sıralama sunmuyor bize. O zaman üniversitede liyakati neye göre belirleyeceğiz? Türkiye'de bilimden umutlu muyuz? Durum sorunlarımızın sebebi nedir?
notlarımı aldım. Liyakat Üniversitesi'de nasıl belirleriz? Şimdi birincisi, umutsuz olsak bilim akademisini kurmazdık. O koşullar içerisinde biz tamamıyla bir sivil toplum kuruluşu olarak bu girişime başladık ve bence de başarılı bir şekilde devam ediyoruz. Onun için umudum var. Artı çok sayıda genç ve iyi bilim yapan insanla da tanıştım. Yani bu Türkiye'de böyle belirli akımlar var. Mesela bizim kuşak, biz 68 kuşağıyız. Türkiye'ye döndü 70'lerin sonu, 80'lerin başı. Ciddi bir bilim kuşağı oluştu. Sonra değişik nedenlerle bir yavaşlama var. Fakat son 10 senedir ben Türkiye'de iyi bilim yapan çok insan olduğunu düşünüyorum. Onun için umutluyum. Şimdi Türkiye'de o seviyeye, muasır medeniyetler seviyesine gelmedeki çeşitli sorunlarımız var. Bu bir tanesi, nedenler var. Bir tanesi bunun, Erdal İnönü'nün hep söylediği bir söz vardı. Biz Avrupa'yı 300 sene geriden takip ediyoruz. O 300 seneyi kapamak zor. Bunun anlamı şu, demin bahsettiğim Mösbahar'ın konuşmasındaki gibi, bilim kültürü açısından çok ciddi eksikliklerimiz var. Yani bilime değer verme açısından. Burada bilime değer verme yalnız üniversiteler değil, topluma da, devlete de çok düşen önemli görevler var. Ama ben gerek TÜBA'da olduğum yıllarda, gerek bilim akademisinde devletin akademilerden istediği bir talebin olmadığını biliyorum. Bir bilim konusunda şunları yapalım veya şunları yapar mısınız ve düşünceleriniz nedir diye. Maddi koşu, yani bence kültür maddiyattan daha önemli. Maddiyat bir şekilde biraz daha para bulunabilir. Yani şu andaki imkanlarımız tabii ki çok kısıtlı ama bunları biraz daha arttırmak için çeşitli şeyler var. Girişimler de var. Bir tane bu konuda şeyleri de var. Ama esas sorun o bilim kültürünün kalbimizde hissetmemiz lazım. Yani bunu, bilim kültürü budur, işte şöyle yapalım böyle yapalım diye değil. Hakikaten buna inanmak gerekir. Şimdi liyakat konusu, o konuya girersem çok anlatacak şey var. Liyakat, hep söylediğim söz, Türkiye'de anlamını kaybetmiş bir kelime. Maalesef bu üniversitelerin çoğunda liyakattan ziyade biat kültürü oluşmuş durumda. Bunu böyle şey demek istemem, yani bütün kurumlar bu şekildedir demek istemem ama bunun çok fazla örneği var. Mesela akademik yönetici seçimleri veya atamaları, ben seçim taraftarı olan bir insan değilim ama akademik yöneticilerin belirlenmesinde akademik yöneticinin liyakatına bakılmadığını düşünüyorum. Çok büyük ölçüde bakılmadığını düşünüyorum. Bu liyakat bilimi anlamı olduğu kadar bilimi yönetme liyakatı da. Ama bilimi anlamayan birisi zaten yönetemez, o ayrı bir şey. Ve buralarda yapılan, verilen kararların şeyi çok kötü. Karnesi çok kötü. Bunun yapmanın değişik yolları var ama gidişat tersine bir gidişat. Şimdi hep şunu söyleriz, iyi yönetici iyi insanlarla çalışır, kötü yönetici kötü insanlarla çalışır. Yönetici baştan sorunlu başlayınca etrafına topladığı insanlar da sorunlu oluyor. Ve o zaman bu dediğim az sayıda da olsa parlak genç bilim insanlarının yükselmesinin önleri çok açık değil. Bu dediğim gibi bir sürü kurumu bundan dışarıda tutabilirim. Genel resimden, benim izlediğimden resimden bahsediyorum. Liyakatı nasıl ölçerizin aslında yanıtı o kadar zor değil. Ama bu zaman gerektiren bir şey. Tekrar ben kendimden bir örnek vereyim. 9 sene dekanlık yaptım. Koç Üniversitesi sistemde her öğretim üyesinin yıl sonundaki yazdığı rapor, araştırma raporu değerlendirilir. Ve kontrat uzatmalar, yükseltmeler, maaş zamları bu raporlara göre verilir. Onun için ben sanat tarihinden fiziğe, matematiğe kadar pek çok insanın dosyasını değerlendirmek zorunda kaldım. Ama bu değerlendirme kademe kademedir. Ben yaparım, rektör yardımcısı yaparım, sonra rektör vesaire. Ama burada hep şunlara baktım. Yani kaç yayını, atıf indeksi nedir diye değil. Hangi süreklilikte yapıyor, hangi ortamlarda yapıyor, kimlerle yapıyor,
ne kadar sık konu değiştiriyor, şey mi yapıyor, bir başkasının işine eklemeler mi yapıyor, yoksa kendisi mi bir takım şeylere götürüyor? Bütün bu faktörlere bakılarak değerlendirme, liyakat belirlenebilir ama bu bir zaman meselesi. Buna zaman ayırabilmesi lazım insanın. Zaman ayırmadığınız zaman H indekslerine göre sıralıyorsunuz 100 bilim adamı ve orada şey oluyor, ipler kopuyor. Bir şey, bir doktor ya birden fazla doktor öğrencilerimizden sözlü soru alabilirim. Onları ayrıca tanımak istiyorum ben. Yoksa yoksa bir iki soru da bitireceğiz. Varsa alalım. Lütfen. Arada İskender Öksüz hocamın tekrar selamı var. Armağan Kınal'ın selamı var. Onları iletmemi istediler. Erken çıktı hocam. Hocam ben sorduğum ilk sorunun devamı gibi olacak biraz ama. Şimdi bazı araştırma alanları var. Bunlar işte Thomas Kuhn'un olağan bilim dediği şeye biraz denk geliyor gibi kavrama. Yani rutin işler yapılıyor. Sabah geliyorsunuz, aynı şeyi tekrar tekrar yapıyorsunuz, akşam eve dönüyorsunuz. Yani çok çok büyük bir bilimsel problemle meşgul değilsiniz aslında. Yani ne kadar iyi bir örnek olur bilmiyorum ama mesela bir proteinin yapısını çözmek istiyoruz. Yaptığımız şey tekrar tekrar ölçümler. Yani ortada bir hipotez bile yok aslında. Ama bunun için muazzam paralar akıtılıyor. Çok büyük gruplar falan uğraştırılıyor. Yani bu tip bir şey bizim hayallerimizde daha doğrusu hani bizi iyileştirecek, refaha ulaştıracak bilimsel araştırmalar içerisinde sayılır mı? Yoksa sadece bir veri üretme midir? Veri üretme illa bilim olmamak zorunda mıdır? Bu konularda ne dersiniz? Şimdi veri üretmek tabii ki bilim. Artı bu protein kristallenmesini söylediğin iyi oldu. Benim kızım bu işlerle uğraştı epeyce doktora ve doktora sonrasında. Ben de biraz takip anlamaya çalıştım. Hakikaten dediğin gibi o kadar çok parametre olduğu için tekrar aynı deneyi şey yapıyorsun. Oradaki kritik şey yani bu tarz şeylerde proteinde eğer proteini bulursanız o çok büyük bir başarı oluyor. Onun için o başarıya ulaşmanın yolu bu tekrar tekrar deneme yanılma. Benim aslında şöyle söyleyeyim. Rutin veya veri üretme konusunda başlangıç noktamız bir bilimsel sorunun olması. Yani bilimsel soru varsa o soruyu deneme yanılmayla yapabilirsiniz. Mesela bizim teorik kimyada da yaptığımız bazı işler. Ya buna bir nümeri sayısal bir deney yapayım diyorsun, giriyorsun bir hesap yapıyorsun. Ama bir soru olması lazım. Yani ben bunun hesabını yaptım, işte bunları buldum. Alın size makale. O değil, soru yok çünkü ortada. Ha, soru varsa o zaman bunu rutin olarak yapabilirsiniz. Örneğin siz araba, ya yani yol buz tutmayacak bir bu yola buz tutmayacak şekilde bir kaplama malzemesi yapmak istiyorsunuz. Bunun içinde karıştırabileceğiniz şeylerin sayısı çok, biraz bir şey biliyorsunuz ama birazında deneme yanılmayla yapmalısınız. Bu uygulamalı bir soru, çok önemli bir soru. Yapabildiğiniz zaman çok işe yarayacak bir şey, herkes işe yarayacak bir şey. Ama bir soru var. Burada deneme yanılma yapmanın bir anlamı, yani bir hiçbir zararı yok. O da çok bilimsel bir şey. Ama ya ben bizim şu cihazımız var, bu cihazda ben neleri ölçebilirim diye laboratuvara girip veya etrafı dolaşıp ben yeni bir şey aldım, HPLC aldım. HPLC ile ölçecek bir şeyiniz varsa ölçeyim. Bu bilimsel çalışma değil. Şey bu, aradaki önemli fark, nüans diyecektim ama demeyeyim. Önemli fark bu, sorunun olması lazım. O soruyu soracaksınız, merak edeceksiniz, uğraşacaksınız. Uğraşmanın yönleri çok farklı olabilir. Tamamıyla oturup soyut bir teoriyle geliştiriyor olabilirsiniz. Oturup yüzlerce hesap yapıyor, onlardan bir anlam çıkarmaya da ulaşabilirsiniz. O soru da sizi heyecana sevk edecek bir soru olması lazım. Heyecanınızı ayık tutacak bir soru. Eğer heyecanınız yoksa, şimdi buna herkes heyecanlanmalı mıdır dersem, çok biraz haksızlık etmiş olabilirim. Yani bu bilimi bir iş olarak da görebilir bir insan. Yani ben geleceğim dediğin gibi sabah laboratuvarda şunu yapacağım, dersimi vereceğim, akşamüstü 4:30'da eve gideceğim. Bu bir şeydir,
buna bir şey söyleyemem ama bilimin gelişmesine bir katkı olmayacaktır. Ama kişi bunu bu şekilde kabul ediyorsa bir itirazım yok. Ama birisi benim aç faktörüm bu kadar diyorsa o zaman tartışmaya girerim. Teşekkürler. Meryem Alp'in sorusu genel ama önemli. Hani genç bir araştırmacı arkadaşımız olduğunu varsayıyorum ben. Böyle bir ortamda genç akademisyenlere ne önerirsiniz? Sanırım ortamdan kastımız da hani bilimsel olarak çok iyi bir durumda olmamamız diye algıladım. Tamam. Ve şey 21. yüzyılın getirdiği işte parayı akıtırız ve bilimi iyileştiririz gibi bir bakış. Bu bakışta ne yapabilirsin? Şimdi parayı akıtsalar Türkiye'de sorun değil. Ama akan bir para da yok. Yani özel sektörün getirdiği bir para da yok. Onun için bir kere bu işe girmek için bilime hakikaten çok seviyor olmanız lazım. İkincisi çok zevk aldığınız mesela bir şey bir alan bulmanız lazım. Mesela benim el becerim çok zayıftır. Ona karşılık sayılara afinitem çok yüksektir. Severim sayılara bakmayı. O zaman ben çok hoşuma giden bir sahayı bu İskender Öksüz'ün şeyiyle oldu. Buldum ve orada çok mutluyum. Şimdi bunu maalesef herkesin bulması o kadar kolay olmayabilir. Bunu biliyorum. Ama eğer bunu bulmuyorsanız, demin hani diyordum ki hani sabah gelir diye ne yapar, ders verir giderim. O zaman bu işler yerine daha başka türlü bir iş yapmak, yani bilim yerine, akademisyenlik yerine daha başka bir türlü iş yapıp oralarda mutlu olmak bence daha önemlidir. Mutlu değilseniz, işinizden zevk almıyorsanız o bir işkence. Mecburiyetten yapıyorsanız söyleyecek maalesef bir şeyim, bir önerim yok. Ama zevk almak, merak etmek şeyin temeli. Teşekkür ederiz hocam. Başka sorumuz yoksa resmi olarak oturumu kapatacağım ben. Sonradan hocamız müsait orada tekrar soru sormak istenirse hani gayri resmi sunum dışında o mümkün. Gelmedi. Bir tane daha var galiba hocam. En aşağıdakine bir daha bakayım izninizle. Ekran değişince benim chatime bir daha bakmam lazım. Bir tane var sorumuz. İzninizle okuyacağım onu. Tabii. Doğukan Yazıcı. Bulunduğumuz konumda bilim konusunda yapılan işlerin desteklenmediği ve değer görmediğini düşündüğünüzde daha gelişmiş ülkelerde merakımızı tatmin etmek için bilim yapmak sizce geldiğimiz yere haksızlık mı olur? Şimdi eğer soru gidip orada bilim yapmaksa bu kişisel bir tercih. Burada bunu yapmayın veya yapın demek o kadar şey değil. Ama günümüzde pek çok sahada yani hem orada hem burada yapmak mümkün. Yani iletişim o kadar gelişti ki veya yani gidip gitmeden yani bizim gibi teorisyenler için bu iş çok daha kolay tabii. Ama yurt dışıyla beraber yurt dışıyla ilişkiyi kesmemek yani soruyu doğru anladığımı düşünüyorum. Doğru mu anladım? Yani yurt dışına gidip orada çalışmak bir tabii ki seçenek. Burada harcanan zamanın kaybı değil. Yani oralara gitmek için burada o zamanı harcıyorsunuz. Ama dönüp burada da bu işleri yapmak mümkün. Gökhan Demirel, sosyal medya ve bilim hakkında ne düşünüyorsunuz hocam? Şimdi ben sosyal medyada hiç yokum. Ama sosyal medya bazı şeylerin yayımı için önemli. Ama sosyal medyada bilim olmaz. Ama buna şöyle diyeyim. Bilimin kendisini sosyal medyada yapmak zor ama bilim yorumları bilhassa Twitter'da. Yani ben Twitter'ı takip etmiyorum ama Twitter'da yazılmış şeyleri web sitelerinden takip ediyorum. Sarkaç'ın pek çok yazısı çıkıyor orada değil mi hocam? Evet, evet. Sarkaç'tan o şey var. Yani Sarkaç o neden? Hani biz kullanmıyor olsak bile kendimiz bu ortamda şeyleri yapma çalışıyoruz. Çünkü bilhassa genç kuşakların takip ettiği ana akım şeyler orada.
Mesela Fatma Avşar demiş ki ben sosyal medyadan gördüm de öyle katıldım buna. Ama hani zaten bu kısmına bir şey demiyor Ersin Hoca. Tabii. Yani ben bilimin kendisini sosyal medyada yapmak zor olmakla beraber bilim değerlendirmeleri veya bilim haberlerinin sosyal medyadan çok yayıldığını ve bunun hakikaten işe yarayabiliyor. Mesela bizim bir üyemiz var, Mete Atatürk'e. Mete sosyal medyayı çok iyi kullanan bir genç arkadaş. O Türkiye'ye geldiği zaman konuşma yapmaya, biz normalde seminerleri zor şey toplarken kapıdan insanları geri çevirmeye başladık. Yani tabii ki bilimin kendisine değil ama bilimin popülerize olmasına, bilimin yayılmasına, bazı kavramların oluşmasına doğal olarak çok büyük katkısı var. Yani bu konuşmaları biz o yüzden Sarkaç'ta da şeylere koymak istiyoruz. Yani mümkün olduğu kadar çok insana ulaşsın diye. Hocam bir soru daha var, o son sorumuz olsun isterseniz. Fakat o ben onu size direkt yazmayı daha uygun buldum hepsini okumak yerine. Chatte olan mı? Chatte olan mesaj mı? Evet hocam. Onur Avşar'ın sorusu. Evet. Hani biraz da doğrudur. Açık sormuş. Ifade şimdi etmiş. Şöyle diyor. Ben okuyayım. Herhalde herkes görmüyor olabilir. İntiharlara göz yumularak kadrolaşmış akademileşmenin öğrenciler nazarında yeni listeleri bilimden ve akademiden soğutmaktadır. Katılırım. Televizyonlarda akademik unvanını kullanarak gerçek dışı açıklamalar yapan sözlü akademisyenlerin ya bilimi bazı kötü örneklerin itibarsızlaştırması var diye anlıyorum. Bunu nasıl yani çözeceğiz? Buna maalesef yapacak bir şey yok. Yani medyanın bu konudaki şeyi, karnesi de çok kötü. Yani bakıyorum hep aynı 3-4 kişi akademisyen her konuda görüş belirtiyor. Ama bunu her sahada düşünmek mümkün. Yani çok iyi futbolcular olduğu gibi futbolda yani her ayağına birisi çarptığında yere yatıp ciyak ciyak bağıran sonra kalkıp koşan futbolcular da var. Bunlardan dolayı futboldan soğumuyoruz. Veya başka şeyler de söz konusu. Yani sinema izlerken çok kötü oyunculukları görüp sinemadan vazgeçmiyoruz. Veya çok kötü senaryo görüp. O nedenle ben akademik ciddiyeti kazanmak için, soru zaten en son soru, nasıl kazanabiliriz? Bunun için toplumun kültürünün gelişmesi lazım. Yani her şey sonuçta, benim genellikle bağladığım şey oraya geliyor, konu bu tarz konuşmalarda. Sonuçta toplumu biz bir düzeye getirebilmemiz lazım. Bilim bunların bir parçası. Sinema, futbol, hepsi bunlar bir şeyi, toplumun düzeyini oluşturan faktörler. Ama evet, gidişat çok iyi değil. Gidişat çok iyi değil, onu kabul ediyorum. Ama vazgeçmemek lazım. Umut sorusu, Murat'ın sorduğu gibi. Yani şaka olarak değil ama gerçekten çocukları yetiştirmeye özen göstermemiz lazım gibi bir sonuç mu çıkıyor hocam? Kesinlikle, yani herkes yetiştirmeye. Biliyorsunuz derler, aramızda eğitimci var mı bilmiyorum ama 8 yaşından sonra hiç kimseyi eğitemezsin derler. Yani aileden olan bir şey bu. Mesela eğer siz evde kitap okumuyorsanız çocuğunuzu oku demenizin hiçbir anlamı yok. Hocam o dediğiniz örnekle ilgili şöyle bir şey gelmişti aklıma. Bir sorumuz daha var, onu da hocam da işitmiştim. Mesela bir çalışma yapılmış, işte öğrencilerin akademik başarısıyla evdeki kitap sayısı hakkında korelasyon kurulmuş. Bunu okuyan ya da bu öğütü çocukların öğretmenlerinden alan aileler de gidip belli sayılarda kitapları kütüphanelerine koymuşlar. Yani oradan bir... O aslında o şeyin bir çok güzel bir kitap dizisi var. İstatistikleri kullanarak şey yapan, evet. Ekonomistlerin yazdığı, bir Chicago'dan bir ekonomist ve gazetecinin. Ben orada esas araştırmayı görmüştüm. O şey diyor, annelerin babaların söyledikleri değil, annelerin babaların yaptıkları şey. Onun için kitapları oraya koymak değil, kitabı çocuk sizin elinizde görmek zorunda. Bu tamamıyla bizim öğretim ilerine de bir şey. Yani orada araştırmayı siz verip hadi gidin yapın gelin dediğiniz zaman veya siz onlarla beraber laboratuvara veya bilgisayarın başına geçtiğiniz zaman
sizin orada öğreteceğiniz, vereceğiniz kültür çok farklı oluyor. Şeyi de çocukların eğitimini de akademide o zaman doktor öğrencilerinin iyi yetiştirilmesi gibi bir cümleye translate edebiliriz. Yani doktora da almadıysa o eğitimi ondan sonra genelde maalesef çok geç oldu. Evet, Nurcan Hocam son sorusu burada öğretim üyemiz Profesör Doktor Nurcan Karacan. Türkiye'de sanayi üniversite işbirliğinin kurulamamasının ya da yeterince verimli olmamasının belki nedeni sizce nedir? Bu yani o kadar çok ben 80'de Türkiye'ye döndüm. O soruları o zaman da soruyorduk. Hala soruyoruz. Orada iki tarafa da kabahat bulmak gerekiyor. Özel sektörün uzun vadeli yatırım yapmama düşüncesi var. Çünkü uzun vadeli yatırım yaptığı zaman rekabet edemiyorum diyor. Ben bunu çok büyük şirketlerden de duydum. Yani bizde özel sektörde araştırma Ar-Ge yapan şirketlerin çoğunun Ar-Ge'si aslında ciddi anlamda Ar-Ge değil. Öbür taraftan üniversitelerin sorunu da sanayinin sorunlarına çözüm bulmadaki yetersizlikleri. Yani bazı şeyleri hakikaten çözüm bulabiliyor olmaları lazım ki üniversite sanayi de üniversitelere güvensin. Bir tarafta güven eksikliği var, gerçek bir güven eksikliği. Öbür tarafta da niyet eksikliği var, o da gerçek bir niyet eksikliği. Yani bu bir şekilde çözülebilecek bir soru değil. Yani şu anda verilen sanayiye verilen araştırma şeyleri, destekleri açıkçası oradaki insanların maaşlarına veya bir takım göstermelik laboratuvarlar kurulmaya gidiyor. Bunu hakikaten Ar-Ge'ye dönüştüren şirket sayısı çok az. Yapabilecek öğretim sayısı da az maalesef. Zaman. O bir soru daha geldi. Sorayım mı hocam, vaktiniz var mı? Benim sizin vaktiniz varsa benim var. Yani vakti olmayanlar ayrılabiliyorlar. Gürültü yapmadan çıkılan bir sınıf bu. Sorun değil bence. Evet. Üniversitelerdeki teknopark ve teknoloji transfer ofisleri üniversite sanayi için arabulucu olarak çalışıyorlar diye soru değilmiş, özür diliyorum. Yani bir önceki soruya cevap olarak verilmiş. Şey doğrudur. Doğrudur. Benim okulumda... Yalnız orada çok özür diliyorum da. Buyurun hocam, buyurun lütfen. Çok deneyimim yok. Yani ODTÜ yıllarımda oradaki teknoparkın kurulması vesairede çalışan bazı şirketlerle, şeylerle biliyorum. Şu anda da bir iki arkadaşım var öyle işler yapan, başarılı işler yapan. Ama sonuçta mesela Türkiye'de bu melek yatırımcı deniyor galiba değil mi? Venture kapitalistlerin. Bunların sayısının azlığı da şeydir. Bugün Amerika'da bir şirket kurup yeni bir fikriniz varsa internetten bile oturup $500,000 top çıkarabiliyorsunuz. İnternete girip bile. Bu sistemimiz yok. Bizde para harcama sistemi, genelde mesela bağış sistemi de, üniversitelere bağış sistemi de hiç yoktur. Hiç kimse mezun olduğu üniversite ya burası beni bu hale getirdi, gidip de şuraya bir Amerika'da biliyorsunuz bir Türk $150,000,000 verdirdi MIT'ye. $150,000,000. Ama Boğaziçi'ne vermedi mesela. Yani bu tarz alışkanlığımız olmadığı gibi şeylerin de melek yatırımcıların da var olduğunu biliyorum. Ama bunların sayılarının çok olması lazım. Çünkü bu araştırma ciddi para isteyen bir şey. İnsan, her şey önce insan çalıştıracaksınız. İyi para vermezseniz iyi bilimci çalıştıramazsınız. Türk Üniversitesi'nin bir ciddi sorunu da odur. Maaşlar nedeniyle, hele şimdi doların bu haliyle, siz iyi araştırmacıları üniversiteye çekmekte çok zorlanıyoruz. Hepimiz zorlanıyoruz. Yani belki o bağışların yapılmamasının sebebi gerçek anlamda akademiye, bilim camiasına inanılmaması, güvenilmemesi de olabilir. Herhalde bir döngü oluyor burada da. Yani o bahsettiğiniz dürüstlük, liyakat sağlanmadığı sürece bu tarafta da bir gelişme olmuyor galiba. Yani kültürümüzde de bizi yetiştiren kuruma bağlılık çok, yani az sayıda şeyler için vardır. Az sayıdaki üniversite veya liseler için bunlar var. Ama yani böyle büyük bağışlar olmuyor. Mesela bizim bilim akademisine hiç kimse büyük bir bağışta bulunmak istemedi. Yani pek çok kişiyle konuşmamıza rağmen. Halbuki yani
gidip bir lüks bir lokantada vereceği 10 kişilik yemeğin parasıyla biz 3 tane genç bilim insanını ödüllendiririz. Yani tabii çok destek buluyoruz ama bu desteklerin kişisel şeyleri yok. Bunlar genelde kurumlar tarafından şey alıyoruz veya birkaç çok özel destekçimiz var. Ama yani hakikaten birkaç şimdiki günümüzün fiyatlarıyla 10 kişilik bir yere, kişiyi özel bir yere yemeğe götürseniz onun parasıyla biz bir sürü iş yaparız. Umarız daha iyi şartlara kavuşuruz. Umudumuzu kesmiyoruz. Heyecanımızı kaybetmiyoruz. O zaman ben çok teşekkür ediyorum tekrar dinleyenler adına. Ben dinlendirdiğiniz için. Teşekkür ederim arkadaşlara. Evet, herkese iyi akşamlar. Resmi kaydı sonlandıralım. Yine sorular varsa, önce bir iki tane daha sormak isteyen. Kaydı sonlandırabiliriz.